İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da Okan Buruk'un ciddi şekilde artan eleştirilerin ardından koltuğu sallanmaya başladı. Sarı Kırmızılılar 1 milyar liralık yatırım yaptığı kadroyu Fatih Terim'e ya da en azından onun kadar tecrübeli yabancı bir hocaya bırakmanın hesaplarını yapıyor. Zira Okan Hoca özellikle oyun içi değişiklikleriyle Sarı Kırmızılı taraftarları ikna etmeyi bir türlü başaramadı. İşte Galatasaraylı idareciler de bu doğrultuda bir teknik ekip değişikliğine gitmeyi tartışmaya açtı. Zira Galatasaray tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan hocası halihazırda boşta ve Okan Buruk'tan çok daha fazla şey vaat ediyor. Yakın çevresine bu sezon 1 milyar liralık transfer yatırımı yapan Sarı Kırmızılılarla bir dönem daha geçirmek istediğini paylaşan Terim'in, olası Okan Buruk ayrılığında Galatasaray'ın başına 5. kez geçmesi kuvvetle muhtemel. Galatasaraylı taraftarların en çok istediği isimlerden biri ise yine boşta olan Thomas Tuchel. Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boya Real Madrid kancısı. Galatasaray'da bu sezon Dubois'un sakatlanmasının ardından forma şansı bulan Sacha Boya gösterdiği performansla da Sarı Kırmızılıların vazgeçilmesi haline geldi. Fransız sabikin yükselen performansı Avrupa'nın da önüne gelen takımlarının dikkatini çekerken İspanyol devi Real Madrid Boya'yı transfer listesine ekledi. İspanyol basını da Carvajal'den beklediği verimi alamayan Real Madrid için Sacha Boya'nın doğru bir tercih olacağını vurgu yaptı. İspanyollar Real Madrid yetkililerinin Sacha Boya'yı tribünden takip ettiğinin altını çizerken Fransız sabekin son maçtaki performansıyla gözlemcileri mest ettiği vurgulandı. Haberin içeriğinde Real Madridli yetkililerin Sacha Boya'yı devre arasına kadar takip edeceği ve Ocak ayında Galatasaray'a teklifte bulunabileceği ileri sürüldü. Liverpool'un da 22 yaşındaki oyuncuya ilgisi bulunuyor. Victor Nelson La Liga'ya. Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında Marka'yı kadrosuna katan Sevilla, sezon başında isteyip de alamadığı Victor Nelson için bu kez kesenin ağzını sonuna kadar açma kararı aldı. Endülüs ekibinin Danimarkalı futbolcunun serbest kalma bedelini ödeyeceği öne sürüldü. Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervión, İspanyol temsilcisinin Marcao transferinden sonra Sambacı stoperin partneri olan Nelson'un da La Liga'ya adım adım yaklaştığını duyurdu. Haberde İspanyol temsilcisi Sevilla'da Süper İkili'nin yeniden buluşabileceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere geçen sezonun başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Nelson'un sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor. Mertens de Japon kancısı. Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı forvete Japon kulübü Vissel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vissel Kobe'nin Belçikalı yıldıza 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vissel Kobe de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı Kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'a gol makinesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Belçika basını Sarı Kırmızılılarla ilgili bir transfer iddiasında bulundu. Belçika basını sezon başında bonservisini elinde bulunduran Premier League ekibi Brighton'a geri dönen Deniz Wundbaum'un
Sarı Kırmızılı 2000 listesinde olduğunu duyurdu. Türk TV Galatasaray'ın Kurbetçi Yıldız'ın temsilcisiyle temas olduğunu iddia eden haberde 26 yaşındaki forvet oyuncusu için kiralama teklifiyle Brighton'ın kapısının çalınacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezonda Belçika ekibi Union formasıyla harikalar yaratan Deniz için Galatasaray'ın temasları resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Geçen sezonun kış transfer döneminde 7 milyon euroluk bonservis ücretiyle ada ekibine imza atan ve adı ciddi şekilde Galatasaray'la anılan Deniz Undav, 2021-22 sezonunda sahaya çıktı 33 lig maçında 25 gol atıp 10 da asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyun stiliyle Karim Benzema'ya benzetilen Deniz Undav'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Matias Vinha bombası. Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Aslan, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getirdi. Transferin son günlerinde Icardi ve Mata'yı renklerine bağlayan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden Sarı Kırmızılı yönetim, Patrick Van Aanholt'un takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil. Burada takviye düşünülüyor. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vinha, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı olan Matias Vinha'dan Çimbom'a olumlu haberler geldi. Uruguay milli takımında yer alan Vinha, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın Galatasaray'la ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinha'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi Sarı Kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinha kariyerinde Nacional, Palmeiras ve Roma'da forma giydi. Galatasaray Depay için atağa kalktı. ...2022-2023 sezonunu şampiyon olarak kapatmak isteyen ve bu doğrultuda birçok yıldız transferini de bitiren Galatasaray'ın asıl hedefi ortaya çıktı. Erden Timur önderliğindeki transfer heyeti daha çok çalışacak gibi gözüküyor, zira Sarı Kırmızılıların hedefi Avrupa'dan yeni bir kupa getirmek. Bunun için önce şampiyon olması gereken Galatasaray, Cristiano Ronaldo dahil sözleşmeleri sezon sonunda bitecek dünya yıldızlarını takibe aldı. İşte o isimlerden biri de